Topla, ertesi evet. gün bitiyor bunun olayı. Ve büyüklüğüne bakar mısın lütfen? Ben burada durup hep efendim böyle baba. Giyeyim. Alo. Aman Allah'ım. Tamam. Tek başıma başladım. Çünkü kimse inanmadı projeye. İnternetten meyve sebze mi alınır dedi. Dedim ki alınır, doğru yaparsan alınır, iyi yaparsan, onun kadar iyi hani seçersen, müşteri kadar iyi seçersen kesinlikle alınır. Alındı. Ben tek başınaydım. Ben taşıyordum, ben topluyordum, ben götürüyordum, sipariş ben alıyordum, mesajlara ben cevap veriyordum. Sonra Eskişehir'de gerçekten bir ilkti ve çok büyük ses getirdi. Pandemi zaten gerçekten bu işin hani gerekli olduğunu, dünyada gerekli olduğunu bize öğretti. Ondan sonra biz aslında tabii hani duyulmayla birlikte, büyümeyle birlikte biraz daha kendimize güvenerek tüm Türkiye'ye açılmayı hedefledik. Şu anda tüm Türkiye'ye satış yapıyoruz. Zaten hep o işte beni birazcık buraya sevk ediyordu. Yani götürdüğüm arkadaşlar biz bunu bulamıyoruz. Nereden topladınız? Kim satıyor bu ürünü? Nerede bulabiliriz? Aslında biz satıyoruz ama hani ürün onlara gidene kadar o kadar çok elden geçiyor ki o yüzden hem tazeliğini hem doğallığını hem o tadını kokusunu bozuyor. Yani zaten amacım buydu. Yani biz bunu üretiyoruz ama biz bunu insanlara direkt son tüketiciye götüremiyoruz. Bu bahçede şimdi biz burada 451 metrekare açık alanda üretim yapıyoruz. Neler var? Kiraz ağaçlarımız var. 2500 tane kiraz ağacımız var. Erik üretiyoruz. Ahududu üretiyoruz. Bu sene hatta şey bile ektik. Frank üzümü. O da oldu. Sebze olarak da dolmamız var. Erik üretiyoruz. Çok güzel erikimiz var. Hatta şimdi Ağustos papazımız var. Ağustos'ta bile erik yiyeceğiz. Dolma biberlerimiz var. Kapyamız var. Patlıcan var. Hani aklınızda kıl biber, sivri, domates. Aslında her şey var. Her şey. Yani ne istiyorsanız hepsi var. Ekşi mayalı ekmek hala var. Kendimiz köyde yapıyoruz burada. O da çok sevilen bir ürünümüz. Yani bunlar nasıl oldu onu söyleyeyim. Ben bu yola çıktığımda şunu demedim yani. Bir gün ekmek satayım, yarın mantı satayım, salça satayım. Hiç böyle çıkmamıştım. Ben aslında tarladan gerçekten domatesi, fasulyeyi toplayıp müşterime götürecektim. Ama işte güven öyle bir şey ki insan size bir kere güvendiği zaman Ayşe Hanım salçayı da siz yapsanız zaten domates var. Yapsak mı yapalım? İşte tarhana da yapsanız, çocuklar işte, işte şunu da yapsanız, bunu da yapsanız artık gerçekten nasıl bu hale geldik ben de bilmiyorum bazen. Babam aslında en başta böyle yani olur mu falan hani insanlar alır mı internetten? O da çünkü yani... Bir de işi bırakıyorsunuz. Evet, zaten işi bıraktım ama inanılmaz derecede istemedi. Hiç kimse istemedi. Annem dedi ki pazarcı mı olacaksın? Hani bankacılığı bıraktım. Dedim ki anne öyle değil yani. Tabii anneme anlatabilmek bu işi biraz zor oldu internetten. Ama şimdi mesela annem sabah ilk beni arıyor saat 6'da. Kaç sipariş var? Yani öyle bir duruma geldik. Babam inanılmaz destekçi. Evdeki hani oturan çalışmayan kadının da evde de üretebileceğini. Ben evde patlıcan yetiştiriyorum mesela. Bu kadar arazimiz olmasına rağmen. O yüzden hani üretim illaki hani dışarıda olup bir fabrikada ya da bir yerde çalışmak değil. Evde de üretebilir kadınlar. Ve ben kadınlara hep şunu söylüyorum. Kadınlar hani içindeki güce inanmalılar. Kendilerine inanırlarsa hani yapamayacakları, girişemeyecekleri, başaramayacakları hiçbir şey yok. Çünkü kadın detaycı bir kere. Başarmayı seviyor. O yüzden hani bence ben de ona katılıyorum. Kadın erkek kesinlikle böyle bir şey yok. Girişim aslında insanın ruhunda olan bir şey. Bazıları da olmayabilir. O da çok hani herkes girişimci olacak. Ama bir proje varsa, inandığı bir şey varsa, yapabileceğine inanıyorsa. Mesela ben bana kimse inanmıyordu. Ama şimdi herkes bana inanıyor. Yani bu neden oldu? Benim kararlılığımdan ve çalışma azmimden. Mesela benim kardeşim diyordu ki sabah 5'te buraya gelip çalışamazsın. Ama ben her sabah 5'te gelip burada çalıştım gibi. O yüzden hani inandıkları şey varsa mücadelelerine bence hiç durmadan devam etmeliler.